Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda şu zamana kadar gördüğümüz bölümlerin bir tekrarını yapmak istedim. Biraz detaylı bir tekrar olacak bu. Web sitesine girip web sitesinin dokümantasyonu üzerinden ilerleyip atladığımız, unuttuğumuz veya tekrar üzerinden geçmesinin önemli olduğunu düşündüğümüz noktaları belirteceğiz. Şimdi React'ın kendi orijinal sitesi class komponentler üzerinden yürüyor. Ama şu an React özellikle hook dediğimiz useState, useEffect gibi hookların yaygınlaşmasıyla bir dönüşüm yaşadı ve kendi dokümantasyonunu fonksiyonel yani functional component üzerinden oluşturmaya başladı. Şimdi bu site üzerinden gideceğiz ve siz de zaten gelip burada alıştırmalar yapabileceğiniz için sizin için de oldukça kolay olacak. Şimdi burada Quick Start bölümü var. Burası oldukça özet ve ben buna bu şekilde girmek istemiyorum şimdilik. Buna sonra en son bakacağız. Burada Describing the UI diyor. Describing the UI yani bir UI tanımlama. Şimdi buradan başlıyoruz. Şimdi bir komponent üzerinden başlıyor. Your first component diyor. Burada komponent neydi? Komponentler arkadaşlar hep duyacağınız şekilde bir UI kod bloğudur. Yani tekrar tekrar kullanılabilen bir kod bloğudur. Burada bazı örnekler vermeye çalışmış. Bakalım aşağıya burada tam olarak ne ediyor ondan bahsedelim. Bir komponent tanımlamadan bahsetmiş. Komponentlerin en önemli özellikleri aslında temelde bir fonksiyon, JavaScript fonksiyonu olmalı. Ama bazı farklılıklar var. Mesela ne gibi farklılıklar var? Burada mesela return olarak görüyorsunuz elimde bir HTML elementi var. Bu ifadeyi biz JSX diyoruz. Yani JavaScript'in hani React'taki extension şekli. Yani burada gördüğünüz gibi aslında bir image, bir HTML tagı ve aslında JavaScript'te olmaması gerekiyor. İşte ikisinin birleşmesi React dediğimiz kütüphaneyi ortaya çıkarıyor. Şimdi buradaki detaylara tek tek geleceğiz de ama şuradaki export default function profile'ı böyle tanımlayıp return edip return'ın bir resim dönmüş. Gördüğünüz gibi bu aslında bir component. Ve buradaki bir kadın, Katerina Johnson'mış kadın, önemli değil, o döndü. Peki böyle bir fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyonları tekrar tekrar kullanılabileceğinden bahsettik. Peki bunu nasıl bir şekilde başka tarafa ulaştırıyoruz? Export etmemiz lazım. Bundan bahsedeceğiz ileriki videoda. Daha doğrusu ileriki dakikalarda. Peki bir fonksiyonu tanımlamak nasıldı? Böyle bir fonksiyon tanımlıyorduk gördüğünüz gibi. Bunu JavaScript'te yapabiliyorduk. Ondan sonra böyle bir şekilde. Burada bir uyarı var. Burada diyor ki React Components'lar yani aynı basit yani JavaScript fonksiyonları gibidir. Ama onların isimleri her zaman büyük harfle başlamalıdır. O yoksa çalışmayacak diyor. Buradaki en önemli birinci dersimiz şu. React komponentleri büyük harfle başlamalı yoksa çalışmayacak. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi oradaki return kısmında şu ifadeye bakın. Burada diyor ki add markup kısmında tek bir line dönüyorsa paranteze de çok gerek yok diyor. Tek bir line. Ama sen bunu hani birden fazla line ile dönmek istiyorsan birden fazla line olacaksa mesela buradaki gibi o zaman parantezi ne yapmalısın? Koymalısın diyor. Burada ikinci bir uyarı var. Parantez olmadan bu return'den sonraki hiçbir ifade çalışmayacak. Ignore edilecek. Burada bir link vermiş. Yanlışla tıkladım ama bakabilirsiniz siz tabii ki. Bu kaynaktan anlatmamın en önemli sebebi de siz de gelip anlamadığınız kısımları okuyup anlayabilirsiniz veya yorumlara yazabilirsiniz her zaman için. Bir komponentu oluşturuyor ve bu komponentu kullanmak diye bir kısma gelmiş. Burada gördüğünüz gibi bir profile adında bir komponentimiz var. Buradaki bu profile komponentini arka planda export ediyor ve galeri komponentinin içerisinde gördüğünüz gibi 3 kere kullanılmış. Bunun sebebi neydi? Komponentlerin en önemli özelliği neydi? Arkadaşlar komponentler tekrar tekrar kullanılabilen kod parçacıklarıydı. Bu çok önemli bir özellik aslında. Burada gördüğünüz gibi bir function profile komponenti ve komponentlerin import edildiğinde kullanış şekli dikkat edin arkadaşlar. Burada bir profile gördüğünüz gibi
Yani büyük harflerle başlamış, büyük harflerle import ediyoruz bunu. Ve aynı element gibi kapatıyoruz hemen. Peki kapatmadığımız zamanlar olacak mı? Yani şuradaki H1, H1 gibi hani açık kapalı arasında bir şey yazılacağı zamanlar olacak mı? Tabii ki bununla alakalı da örneklerimizi göstereceğiz arkadaşlar. Bununla alakalı örneklerimiz de var. Peki bakalım burada neden bahsetmiş? Section diyor, burada diyor bir lower case'de yazılmış. Bunu diyor React anlayacak ki bu bir HTML tag'i. Profile diyor P ile büyük harfle başladığı için diyor. Onu da diyor React component olduğunu bilecek diyor. Komponentleri iç içe komponent yazmak ve organize etmekle alakalı bir olaydan bahsediyor arkadaşlar. Buradaki diyor ki hiçbir zaman diyor bir komponentin içerisine diyor başka bir komponent tanımlama. Nasıl tanımlayabilirsin? Ya aşağısına ya da yukarısına, hiç fark etmez aslında bu. Mesela galerinin içerisinde bu profile komponentini oluşturacaksın. Ya bundan bir yukarıda ya da bunun aşağısında. Ama gördüğünüz gibi şu kıvırcık parantezin arasına asla ve asla bir komponent tanımlamayın diye bir uyarı var. Burada deep dive, yani biraz açıklamalar var. Gelip buraya da bakabilirsiniz. İlk bölüm, yani ilk sayfanın özeti. Aslında özetin de özeti. React'lar diyor, React size diyor tekrar tekrar kullanılabilir UI elementleri, kod blokları sağlar diyor. React'ta her parçanın, her UI parçası bir komponenttir diyor. Aslında diyor yani JavaScript'teki fonksiyonları çok benzer ama büyük harflerle başlar ve JSX türünde bir ifade döner diyor. Burada alıştırmalar var. Alıştırmaları da beraber yapalım. Burada diyor bir hata var. Bunu, hatayı bul diyor. Bu hata diyor ne yapmış diyor? Export edilmemiş diyor. Export ederken zaten şurada bir örnek vardı. Export default özelliğini koyun. Ya da sadece export yazacağız. O örnek de gelecek. Ama bunu default olarak şey yapalım. Export edelim. Çünkü buradaki hata, build components'taki hata, export default hatası. Export default diyorum. Ve gördüğünüz gibi olay çalışıyor. Ondan sonra return statement fix et diyor. Buradaki hata ne arkadaşlar? Tabii ki parantez yok. Ya bunu alıp tamamen buna tek satır olduğu için buraya yazarsınız ve böyle çalışır. Ya da parantez içerisine koyup bir aşağı satırda yazabilirsiniz. Burada bir hata var diyor. Burada ipucu vermiş. Buradaki hata direkt belli. Komponent küçük harflerle başlamış. Burada hemen büyük harf yapalım onu. Ve import edildiği yerde de büyük harflerle başlayalım. Tamam, burada da artık hatamız gitti. Bir sonraki hataya bakalım. Buradaki olayı da size bırakıyorum arkadaşlar. Bir fonksiyon yazın. Buradaki kısma bakmadan, çözüme bakmadan. Ve fonksiyonda congratulations adında, tebrikler adında bir komponent olacak ve bu ifadeyi gösterecek. Bu olay da sizin ödeviniz olsun ilk olarak. Ve bir sonraki kısımla devam edebiliriz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Bir komponent import etmek ve export etmek. Peki burada temel olarak nereden bahsediyoruz? Aslında basit bir şey. Sadece hani kısaca üzerinden geçeceğim. Şimdi ilk önce bir root component'ten bahsediyor. Nedir root component diyor. Burada aslında ya ana component. Yani şu an mesela React uygulamasına geldiğimiz zaman arkadaşlar, app.css ana component'tı. Buradaki ana component'ımızın adı app aslında. Yani biz app component'ını ne yapıyoruz? Ana component, root component dediğimiz aslında ana component. Şurada bir şeyde bakarsam eğer, gördüğünüz gibi root neyi render ediyor? App component'ı. Burada aslında bahsettiği şey bu. Ana komponent ne diyor? Ondan sonra bir komponenti export ve import etme ile alakalı şey yapıyor. Arkadaşlar bununla alakalı detaylı bir JavaScript videosu çekmek istiyorum zaten. Çünkü JavaScript konusu temel olarak. Ama şu an kısaca bir örnek, yani kısaca bir anlatmak isterim. Şimdi burada bir komponent oluşturuyorsunuz. Bunu export ediyorsunuz. Sonra da import ediyorsunuz. Bunlar aşama aşama anlatmaya çalışmış. Ama hem export ederken hem import ederken dikkat etmemiz şeyler var. Çünkü bir export işlemini default olarak
veya isimli olarak export edebiliyorsunuz. Bu ne demek? Buradan hemen kısaca bir anlatayım. Sonra da import ederken de ona dikkat ediyorsunuz. Bunu da anlatacağım. Şimdi burada şöyle bir galeri komponentine gelmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir profile komponenti var. Onu galeri komponentinde kullanmış. Ve şuradaki ifadeye dikkat edin. Export default function galeri. Ve default olan kelimesi burada çok önemli. Default olarak etmiş biz bunu. Ondan sonra gördüğünüz gibi burada da import ederken import galeri ve galeri JS diye import etmiş. Default olarak export ederseniz bu şekilde import ediyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi aslında bunu çoğu çalıştığınız editörler ya yani Visual Studio Code gibi otomatik olarak yapıyor ama yine de aklınızda tutun bunu. Ondan sonra ya buradaki yaptığı işlemleri özetliyor. Bazen diyor galeri şurada hani galeri JS var ya uzantıyı yazmasanız da React anlayacak bunu diyor. Hiç dert etmeyin diyor. Şurada bir deep dive'miş. Ha buradaki aslında kısmı anlatayım. Default'la name arasındaki farkı arkadaşlar. Export ederken function export'u default function'a öte default yazarsanız onu arkadaşlar bu şekilde import ediyorsunuz. Eğer default yazmazsanız onu kıvırcık parantezler içerisinde ediyoruz. Peki biz bunu niye bazen bunu kullanırız? Neden bunu kullanırız? Ya eğer sadece bir fonksiyon varsa arkadaşlar import edeceğimiz yerde default şekilde ne yapıyoruz? Import, export ediyoruz. Ama birden fazla komponentin olduğu bir dosyamız varsa burada export şeklinde yani düşünün. Sadece bunu yapın. Tek bir komponent varsa ve onu export ediyorsanız default, multiple varsa onu name şeklinde import edebilirsiniz arkadaşlar. Burada kısaca böyle söyleyebilirim. Evet, ya yani burada da aslında tam olarak demek istediğimi anlatmış. Import galeri, galeri kıvırcık parantez olduğuna göre bu nedir? Named'dir. Yani named. Gördüğünüz gibi. İsimli. Burada bir örnek var. Aslında her şeyi özetleyecek bir örnek. Galeriye bakın. Bir komponent var. Birini export ile ne yapmış? Import etmiş arkadaşlar. Birini de default olarak import etmiş. Export etmiş. Import ederken nasıl gördüğünüz gibi profile olması ve sadece galeri olması profile olduğundan biz kıvırcık parantezin içinde olduğundan ne anlıyoruz? Bu bir named function. Yani kıvırcık şeydeki bakın. Yani named function doğru. Bu da tek olursa default. Gördüğünüz gibi default olduğu zaman tek oluyor. Kıvırcık parantez olmuyor. Peki biz demiştik ki birden fazlasını şey yapamaz mıyız? Hani burada gördüğünüz gibi bir profile'ı ne yapmış? Import etmiş. Galeri yapmamış. Galeriyi import edecek olsaydı. Galerinin başka bir şey olduğundan bahsedelim. Hani başka bir şey olsun. Şöyle bir örnek yapabiliriz diye düşünüyorum. Öyle mi yapalım? Evet öyle yapalım. Şöyle bir örnek olsun. Şu kısmı sadece kesiyorum. Şu kısmı profile 2 olsun arkadaşlar. Çünkü aynı isimde iki tane fonksiyon olmaz. Buna profile 1 ve profile 2 dedim. Bunu ikisini de böyle import ettiğiniz zaman arkadaşlar şu şekilde Ctrl C, Command C yapayım. Şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde aynı dosyadan. Buna da artık zaten gerek yok. Umarım anlamışsınızdır mantığı. Bir named olmasıyla name olmadan olması arasındaki farkı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Burada bir özet ve challenge varmış. Buradaki challenge kısmını size bırakıyorum arkadaşlar. Gelin bu videonun bu sitenin linkini de koyacağım. Import and export components bulun describing UI kısmının altında. Ve gelin burada bu alıştırmayı yapın. Burada import ile export arasında bir alıştırma var. Umarım anlarsınız bunu da. Evet, bu kısmı da tamamlamış olduk. Bir sonraki kısma geçebiliriz arkadaşlar. Bu bölümde ise JSX'ten bahsedeceğiz. JSX bir syntax, yazım dilimi, yazım biçimi diye söyleyebiliriz aslında. Bir syntax extension for JavaScript diye geçiyor. Şimdi bu işte bildiğiniz gibi JavaScript HTML karışımı gibi bir şey. Burada bahsettiği şeyler eskiden işte HTML ile JavaScript'i biz
ayrı ayrı dosyalarda oluştururduk bir şeyler üretmek için diyor. Ama React'la biz bunları artık diyor böyle iç içe kullanabiliyoruz diyor. Burada aslında React'ın ne kadar güçlü olduğundan bahsediyor. Böyle aşağı inelim. Bazı önemli gördüğüm şeylerden bahsetmek istiyorum. İşte JSX ile React aynı şey değildir diyor. Tabii ki de değil. JSX bir yazım biçimi, React ise bir kütüphane olduğundan bahsediyor. Bir HTML ifadeyi JSX'e çevirmek durumunda kalırsanız diyor. Bunu nasıl yapacağız? Bununla alakalı örnekler var şimdi. Şimdi burada bazı örnekler vermiş. Diyor ki eğer diyor bu ifadeyi tamamen alır ve şu kısmını aynı böyle yapıştırırsanız diyor bu çalışmayacak. Bunun neden çalışmadığını aşağıda örnekler üzerinden anlatıyor. Bir sürü zaman diyor böyle hatalar alacaksınız diyor ki bu hatalar çok şeydir diyor. Açıklayıcıdır. Lütfen hatalar okuyun, anlamaya çalışın diyor. Mesela burada enclosing tag JavaScript elementleri diyor bir kapanış tagıyla kapatılmalı veya JSX ifadesi olmalı kısmında zaten ne örnek olduğuna bak. İlk hatamız ne? Burada gördüğünüz gibi H1 ile U ile aynı seviyede. Bunun aslında tek bir parent elementinin olması gerekiyor. Daha önce söylediğimiz gibi. Burada her zaman bir tane single element dön diyor. Bu işte ya div oluşturuyor bu şekilde veya ekstra oluşturmak istemiyorsanız ne oluşturmak istiyor bu şekilde? Boş bir fragment dediğimiz yani burada fragment dediğimiz bir ifadeden bahsediyor. Fragmentları böyle yazarsanız browser'da veya HTML'de DOM'da hiçbir şekilde yeni bir element oluşturmayacak. Neden tek bir element gerekiyor? Buna bakabilirsiniz isterseniz. Ve close all tags diyor. Yani bütün elementlerin kapatılması gerektiğinden bahsediyor. Burada aslında gördüğünüz gibi IMG etiketinden bahsetmiş. IMD etiketinin bu hale gelmesi gerektiğinden bahsediyor. Kapatılması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi IMG'yi böyle kapatmış ve wrapper içerisine almış şekilde ilerliyoruz hatalarını çöze çöze. Ve camel case arkadaşlar. Camel case mesela class bizim JavaScript'te ve HTML'de alıştığımız olay. Ama React'e gelince bunun class name olması gerekiyor. Neden olması gerekiyor? Bunu da okuyabilirsiniz. Bu o kadar da önemli değil. Sadece class'ın class name haline geldiğini bilin yeter. Burada bazı dash operatörlerinden bahsetmiş. Bir tane JavaScript converter kullan demiş. Bu çok önemli değil. Burada bir tekrardan bahsetmiş. İşte JavaScript ve HTML artık beraber demiş. HTML'e benziyor ama bazı başka farklılıklar var demiş. Error mesajlarını iyi okuyun demiş. Burada bir örnekten bahsetmiş. Bu diyor bunu bir fix et. Burada yapacağımız ilk şey benim gördüğüm tek bir parent element olması gerekiyor. Ben açtım burada ve burada da kapattım. Şurada biraz şey olsun. Hani aynı seviyede olması adına şöyle gösterelim. Şöyle aşağı indim. Tamam. Gördüğünüz gibi açılış ve kapanış tagları var. Burada error closing tags şeydeki bakın BR elementi var. Burada her elementin kapanması gerektiğinden bahsediyordu. Burada BR etiketi var. Bunu böyle kapattık veya şöyle de yazabiliyoruz BR'yi. Ben hemen göstereyim. Bu şekilde yazabiliyoruz. Ondan sonra burada da bir şey var, bir örnek var. B etiketi var. Bakayım. B etiketi de mi kapatılmalıydı? Ama kapatılmış burada. İ etiketi nerede? İ nerede? İ diye bir şey yok. Onu o zaman silersek, pardon, şöyle Ctrl Z diyelim. İ etiketiyle alakalı bir şey yok. Burada şuradaymış ya görmedik pardon. Burada i etiketiyle alakalı bir şey var yok demiştik. Burada i etiketi var. i etiketiyle buradaki kısmı nasıl yaparız? Açıkçası buradaki b kısmını tam bilmiyorum. Ama kapanış etiketlerin olduğunu gördüm. Herhalde şunu şu şekilde yaparsak çalışır diye düşünüyorum. Hani kapalılar aynı ana aynı yere koysak. Evet, böyleymiş çözüm. Yani açık, açık,
Sırayla kapat, sırayla B arada kalıyordu. O şekilde çözüldü. Tam şey açıklayıcı bir örnek olmamış ama BR etiketi tam bir açıklayıcı örnek. Ve yukarıdaki IMG etiketi açıklayıcı bir örnek olmuş. Ve bir tane hata var şurada. Class name yap diyor. Class name yap diyor. Burada da class name yaptık. Buradaki artık hatanın gitmiş olması gerekiyor diye bekliyorum ama yani bu herhalde kalıyor. Bizimle alakalı bir mesele değil diye düşünüyorum. Yani şu an en azından var olan bütün hatayı değiştirsem çözüm ya. Bakın burada bir etki var ama konsola etki etmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama tam olarak olay bu. JSX ifadesinin olayı da bu. Bu bölümü de bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Ya da zaten halihazırda 3 tane kısım gördük. Bu kısımda yani tek bir video olsun. Bir sonraki videoda kalan bölümlerden bir veya bir yani en az 2-3 tane işlemeyi düşünüyorum ama tabii o konular uzunluğuyla alakalı. Yani yarım saatten fazla bir uzun video olsun istemiyorum. O yüzden de bir sonraki videoda görüşürüz. Yani aslında uygulamada anlatmadım. Daha önceki videolarda bahsetmediğim birkaç şeye de değindik. Tabii ben pratik kısmına direkt geçiş yaptığım için biraz detay kısmını atlamıştım. Bu şekilde geriden gelerek toparlamak oldukça faydalı oldu bence. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bir soru olayı tekrar hatırlattık ve üzerinden biraz daha geçtik. Tabii ki bu şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Oldukça detaylandırmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Sorularınız varsa bu videoya dair tabii ki her zaman için yorumlar kısmına veya Twitter adresine yazabilirsiniz. Yorumlara yazmanız daha tercih edilir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.